Benim adım Sabiha. Benim hikayemi öğrenmek ister misin? 1913 yılında Bursa'da bir çiftlikte dünyaya geldim. Ailem ben daha çok küçükken aramızdan ayrıldı. Bu yüzden bana abim baktı. Ben 12 yaşındayken bir gün Atatürk evimizin yanındaki Hünkar Köşkü'nü ziyarete geldi. Onun yanına gittim ve okumak istediğimi söyledim. Bu isteğim Atatürk'ün çok hoşuna gitti ve beni evlat edindi. Önce Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdim. Sonra da Atatürk'ün isteğiyle Fransızca öğrenmek için Fransa'ya gittim. Fransa'dan döndükten sonra Atatürk'ün 1935 yılında kurduğu Türk Kuşu isimli uçuş okulunun açılış törenine gittim. Buradaki planör gösterisi beni çok etkiledi. O anda manevi babam Atatürk'ün de desteğiyle pilot olmaya karar verdim. Bunun üzerine Kırım'daki Koktebel Yüksekokulu'nda planörcülük eğitimi aldım. Bu benim temel eğitimim oldu. Artık motorlu uçak eğitimi almaya hazırdım. Kırım'dan geldikten sonra Eskişehir Havacılık Okulu'nda özel eğitim aldım. 25 Şubat 1936'da ilk defa motorlu bir uçak ile uçtum. Bu uçuş çok zevkliydi. Bu başarımdan sonra manevi babam Atatürk beni karşısına aldı ve şöyle dedi. Beni çok mutlu ettin. Belki de dünyanın ilk askeri kadın pilotu olacaksın. Bir Türk kızının dünyadaki ilk askeri kadın pilot olması ne gurur verici bir olay. Şimdi hemen harekete geçip seni Eskişehir'deki tayyara mektebine göndereceğim. Orada özel bir eğitim göreceksin. Eskişehir'deki bir uçuş okulunda 11 ay boyunca özel eğitim aldım. Eğitimim bitince 1. Hava Alayı'nda görev yaptım. Trakya ve Ege Tabiat Tatbikatlarına katıldım. Ordudaki ilk kadın pilot bendim. Gösterdiğim üstün başarılardan sonra Türk Hava Kurumu bana Kıvanç Madalyası ve askeri uçuş diploması verdi. 1937'de Fransızlar Hatay şehrimizi Suriye'ye vermek istediler. Atatürk'ün talimatıyla üniformamı giyip Fransızlara vatan toprağı için neler yapabileceğimizi anlattım. Bir yıl sonra tek başıma Balkan turu yaptım. Bu turla tarihe geçtim. İstanbul'dan havalandıktan sonra önce Atina'ya ardından Sofya ve Belgrad'a uçtum. 1939'da ordudan ayrıldım. Türk Kuşu Uçuş Okulu'nda baş öğretmen oldum. 1955 yılına kadar bu göreve devam ettim. Bu arada 22 değişik savaş uçağı ve akrobatik uçak kullandım. 1959 yılında Amerika'daki Hava Kurmay Koleji'nin Kartallar toplantısına onur konuğu olarak davet edildim. Bu toplantıda beni dünya havacılık tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri olarak ilan ettiler. Bir de ödül aldım. Tüm dünyaya Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdim. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu ben oldum. İstikbal göklerdedir diyen Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği yolda yürümekten mutluluk duydum. Ben Sabiha Gökçen. İşte benim hikayem böyle. Şimdi senden iki tane isteğim var. Birincisi benim hikayemi ve başarılarımı başka arkadaşlarına da anlatır mısın lütfen? Böylece onlar da hem beni tanımış olurlar hem de daha büyük işler yapmak için kendilerine güvenirler. İkinci isteğime gelince. Sen de hayallerini ve gelecekte yapmak istediklerini buraya yazar mısın?